Veliaht şehzadeydiniz. Tahta amcam Abdülaziz vardı. Bir gece garip bir adam sizi Dolmabahçe'den götürüyordu. Meraklandım, takip ettim. Sizi Kadıköy'ünde esrarengiz bir binaya götürdü. Mason geleneklerine uyup locaya üye oldunuz. İşte o vakitten itibaren hep dua ettim. Amcam Abdülaziz tahttan inmesin, o taht size nasip olmasın diye hep dua ettim. Lakin amcamı bir darbeyle tahttan indirip öldürdüler. Yerine siz geçtiniz. Amcamı öldürenlerin sizi de öldüreceğini düşünüp korktunuz. O kadar korktunuz ki akıl sağlığınızı yitirdiniz. Ve taht bana nasip oldu. Ben tahta geçtikten itibaren düşmanlarımız beni hep sizinle tehdit ettiler. Size bir zarar gelsin istemedim hiçbir zaman. Lakin siz var oldukça düşmanlarımız hep sizden medet umdular. Beni amcam gibi tahttan indirip öldüreceklerdi. Yerime siz geçecektiniz ve devletimizi bitireceklerdi. Ben bunlara tevessül etmedim. Ettiniz. Ali Suavi'nin sizi kaçırma işinden haberiniz vardı. Mahmut Paşa'nın ve kardeşim Senia'nın yıllar önce sizi kaçırıp tahta geçirme heveslerinden haberiniz vardı. Ama o hadiseden sonra senin merhametini görüp hem Mahmut Paşa'yı hem de Seniha'yı affedişinden sonra asla istemem. Kalbinizi bilemem. Düşman da bunu bilemez. Şu an zor zamanlardan geçiyoruz. Sizin varlığınız düşmana her zaman cesaret ve ümit verdi. 25 yıl boyunca beni tahttan indirip yerime sizi geçirmek için hamleler yaptılar. Hala da yaparlar. Şimdi sizden bir isteğim var. Eğer siz hala aynı Muratsanız, zalimlerin ümidini bitirmek için kafanıza sıkın. Yok, bu devletin, bu milletin padişahı olacaksanız, İslam'ın halifesi olacaksanız, masonlarla bağınızı kestiyseniz, zalimlere set, mazlumlara nefes olacaksanız, bu ikilik bitsin, beni vurun.